olmadığını, Erdoğan'la aynı görüşte terörist bir hareket olduğunu veya bir kalkışma olduğunu düşünüyor. Hayır, ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Hiç de düşünmedim. Ama yalanı da bol bir olay aslında anlatılmaya çalışılıyor. Hala da az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Vekil'in dediği gibi o camide alkol alındığını savunan bir cumhurbaşkanı var. Hala da ortada görüntüler yok. Hala da her seçim zamanı öyle der. Çıkar camide alkol içildi der ama görüntüsünü hala da veremezler. Hala da yalanın üzerinden oy devşirmeye çalışırlar veya insanları etkilemeye çalışırlar. İnsanlar da artık ne kadar inanıyor tabii bilmiyorum. Ve devam edelim. Önce bu yıl dönümüyle paylaştık, ardından İstanbul'da kalalım. İstanbul'un belediye başkanı kim diye bir soru. Çoğunuz biliyorsunuz ya, bundan kolay sorum olur. Evet, Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da çok böyle AK Partili belediyelerle ilişkisi çok yoktu. Ha evet, mecliste hep görürdük onları vesaire, tartışmalı olurdu. Özellikle de Tevfik Göksu'yla. Ama ortam değişti şu anda. Hem İstanbul'da tekrar Ekrem İmamoğlu var, hem de mecliste çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Ve bugün AK Partili belediyeleri ziyaret etti Ekrem İmamoğlu. Normalleşme, güzel bir şey bu. Onlardan biri de Tevfik Göksu'ydu. Defalarca karşı karşıya geldiler, sert sözler söylediler, kavgalar geride kaldı, polemikleri akıllarda olan İmamoğlu ve Göksu bu kez kucaklaştı. 31 Mart seçimleri geride kaldı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu büyük farkla ipi göğüsledi. İmamoğlu seçimler sonrası belediye başkanlarını tebrik ziyaretine başladı. Ziyaretlerden en dikkat çekici daha önce meclis grubunda defalarca tartıştığı Tevfik Göksu'yaydı. Ama Tevfik Bey bir müsaade et, tutanağa bakarsın, bu senin kaçıncı yanılman Allah aşkına ya. Bak ta kaçıncı yanılman. Bu kez tartışmadılar, kucaklaştılar. İmamoğlu Göksu'ya beklentisini dile getirdi. Her belediye başkanı kendi ilçesinde en başarılı 5 yılı elde ederse biz de bu önümüzdeki 5 yılda en başarılı İstanbul'un 5 yılını elde etmiş oluruz. Göksu ise İmamoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ziyaretinizden de çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemimiz hayırlı olsun. Çok enteresan bir şey söyleyeyim mi size? Yani benim bir tespitim, enteresan falan değil, bir tespitim. İktidar partisi çok kuvvetli olduğu dönemlerde büyük bir kibirin içerisinde. Bunu geçmişte yaptı. Çok kuvvetli oldu. İşte Gezi de onlardan bir tanesidir mesela. Çok kuvvetli olduğu dönemlerde kimseyi takmaz. Kimsenin suratını, muhalefetten bahsediyorum. Muhalefetin suratına bile bakmaz. Kendini sırça köşkte, kendini bambaşka bir yerde görür. Ama o gard düştüğü anda, sarı kartı gördü ya 31 Mart. Ha, şimdi bakın normalleşmek zorundalar. Çünkü o uzatılan eli sıkmak zorundalar. Yapacak başka bir şey yok. Aynı ülkedeyiz, aynı gemideyiz. Ha, biz geminin altında kürek çekenleriz. Onlar ayrı mesele. Onlar güvertenin üstünde seyahat edenler. Ama batarsak merak etmeyin. Hepimiz batırız. Ha, orada filikalar var tabii. O filikalarla kurtulanlar olabilir belki de. Kürekçilerin hepsi zaten gidici. Evet, böyle bir, bu benim şeyim değildi. Bir güzel bir karikatürdü. Bu oradan aklıma geldi. Şimdi demiş ki Turgay, bu nasıl para? Fenerbahçe Amigosu, Sözcü Gazetesi ve TV'si. Öyle bir şey yok ya. Gerçekten yok. Yani Türkiye'de ne konuşuluyorsa sevgili Turgay, onu vermeye çalışıyorum. Galatasaray şampiyonluksa onu vermeye çalışıyorum. Arda Güler konuşuluyorsa sporda onu veriyorum. Siyasette kim konuşuluyorsa. Bugün en çok konuşulan konu Fenerbahçe'nin başkanları ve Mourinho. Yani başka ne yapabilirim ki?